Bir avcı tayyaresi yapmaya karar verdim kitabından kalan notlardan kısaca bahsetmek istiyorum. İki ava kurumuyla Nuri Demirağ tayyare atölyesi arasındaki yazışmalar 20 Mayıs 1937 tarihinden Kasım 1939'a kadar sürüyor. Bu yazışmaların içeriği işte yapılacak testler, modelin inşası. Daha sonra onların maliyetleri, ödemeleri, faturalar, çizimler geliyor gidiyor şeklinde yazışmalar. Öncelikle o döneme dair, ben dönemi sanırım gözümde çok küçük görmüşüm. Hani sanki mektup yazılacak da en basit mektuba sanki bir ay sonra cevap verilecek gibi kafamda böyle bir kalıp kırılmış oldu. Tarihleri gördüğümde çünkü 5 gün içerisinde kuruma ulaşıyor. Düşünsenize 5 gün içerisinde yani 20 Mayıs'ta ilk mektup ulaşmış. 25 Mayıs'ta da e, bunun alındığına dair e, ava kayıtları var. E şimdi 5 gün içerisinde ulaştı ne güzel. Değerlendirme, hiç değerlendirme yapılmadan akabinde bir cevap gönderelim düşünseniz. 10 gün içerisinde bir cevap alınıyor gibi düşünebilirsiniz kemiksiz. Tabii ki her mektubun bir değerlendirme süreci vesaire var. Ki bu mektuplar işte test talepleri vesaire teknik detaylar içerdiği için o testlerin hazırlanmasına dair e, uzun süreçler içerecek. E, yani bu aşk ne kadar sürmüş? E, i̇ki yılı biraz daha geçkin bir süre sürmüş bir mektuplaşma. E, bu, bu kadar uzun sürecin uzun olması sebebi teknik detayıyla ve Örneğin bir soru soruyorlar e, diyelim. E, bu bir testin detayı ile ilgili iki kurum arasında bir daha bir alt başlık, bir detay üzerinden de örneğin e, yazışmaya girişebiliyor ve bunlar süreçleri uzatıyor. E, ama en nihayetinde bugün bir e-mailde bile bazen 5 e, günde cevap alabildiğiniz olmuyor mu? E, bu dönemin e, hızına rağmen... E, böyle şeyler yaşayabiliyoruz. O dönem için yazışmalar benim dikkatimi çekti ve kafamda da bir yani gereksiz, cahilce bir tabuyu kırmış oldu. Hızlı bir yazışma söz konusu. Demin de dediğim gibi yazışmalar genel olarak hani uçak mühendisliği üzerine tahsil almış arkadaşların daha detaylı anlayabileceği şekilde ben kabaca, ol, alabildiğine kabaca ifade ediyorum. Modelin üretimi yapılacak testlerin detayı üzerine yazışmalar ve faturalar ve çizimlerin gelip gitmesi üzerine yazışmalar şeklinde bir mektuplaşma olmuş 20 Mayıs 1937'den Kasım 1939'a kadar. Evet İkinci Dünya Savaşı'nın da 1 Eylül 1939'da başladığı düşünüldüğünde iletişimin kopması da savaş dolayısıyla Olduğu kitapta ifade edilmiş. Ava ile Nuri Demira Teyari Atölyesi'nin aşkının arasına kör olası savaş giriyor. Savaş öncesi bu iş biter miydi diye sorarsak eğer... iki tarafın ilişkisinin dışında Alman Havacılık Bakanlığı'nın da bu çalışmanın, bu analiz uzun analiz sürecinin yaklaşık iki buçuk yıllık bu ilişkinin uzamasında taraf olduğunu nereden görüyoruz? E, Alman Havacılık Bakanlığı'nın NEOD-40 projesinin öncelik derecesini belirliyor isimli başlık altında bu ifade edilmiş. 3. E, üçüncü sınıf ibaresi ile yani üçüncü dereceden derecelendirerek e, Avan'ın elindeki e, çalışmalar, projeler arasında e, önem sırasını, önceliğini ...düşük seviyeye alıyor. Yani savaş öncesi dönemde de... ...savaş hazırlığı... E, ...dolayısıyla... E, ...bu işin... E, ...iki buçuk yıllık sürecin... ...belki bir buçuk yılda bitebilecekken... tamamen farazi sallıyorum... E, ...daha da uzamasına sebep... ...bu sefer de savaş hazırlığı... ...dolayısıyla... E, ...zaten Kasım 1939 ve sonrasında da... ...savaşın kendisi dolayısıyla... ...iki kurum arasındaki... ...ilişki sonlanmış oluyor. O döneme kadar... E, ...Nuri Demira ...tayyare atölyesinden... ...10.000 RM... İmparatorluk markı... E, ...ödeme yapılıyor. Bu da bir banka... E, ...yazar bunu da... ...bir dipnotta belirtmiş. Bu da çok... ...güzel, zihinde, somutlaştırıcı. E, bir banka bunu... ...nasıl geçmişe dair şu an olmayan bir para birimini bugüne dair bir paraya çeviriyorlar. O tekniği de merak ettim açıkçası. 4.3 euroya 1 RM yani geçmişteki imparatorluk markı efendim bugün yani kitabın yazıldığı an itibariyle o bankanın hesapladığı tarih itibariyle neyse 4.3 euroya karşılık geliyormuş. bu enteresan bir şey. Bunu da ayrıca bir merak ettim bakacağım. Ee, yani nasıl geçmişteki bir para birimi, bugündeki bir para birimi artık neye göre değerliyorlarsa neyse bilmediğim ve ilgi, yani alanımız dışı şeyler zaten. Ee, böylece ne olmuş? 10.000 RM ödemişse e, ne, Neo DTA yani Nuri Demiray Tayyar Atölyesi Neo DTA kısaltılmışı Neo DTA toplam 43.000 Euro gibi bir analiz e, ücreti ödemiş oluyor ki yani bir uçak projesi içinde herhalde yani büyük çaplı bir proje içinde makul e, rakamlar olsa gerek diye tahmin ediyorum. Çünkü bir tekne projesinin e, daha önce şahit olmuşum. Yani analiz ücretleri yüksek olabiliyor bu tarz şeylerde. Valla fiyat bana makul geldi olayın dışından <laughs> bir insan olarak. E, tabii bilemem detayını işin içinde olan insanlar tabii ki doğrusunu değerlendirirler. E, ama bir bakiye kalıyor. Ufak da olsa bir bakiye fark kalıyor. İşte bu dedik ya savaş dolayısıyla iletişim koptu ve artık Ava geri kalan parasını alamıyor. Neo -DTA'dan. Böyle olunca enteresan durumlar başlıyor. Ne gibi enteresan durumlar. Farklı bazı firmalar örneğin işte Junkers gibi Junkers gibi nasıl okunuyor bilmiyorum ee, anlaşılan o ki daha önce Nuri Demir Hatayer Atölyesi'nde çalışan bir e, yabancı bir Alman personel Junkers'e de çalışmaya başlıyor ve bu e, avada analiz için açıkta kalan bakiyenin e, kapanmasını da sağlamak adına. E, gerekli izinleri de alıp yani kendi işlerine yani Almanya'nın o sıradaki legal ortamında şeffaf bir şekilde e, analiz sonuçlarını ve tasarımları paylaşmış oluyor çeşitli firmalarla bir de bir veya birden fazla firma ben kitabe dair e, spoiler vermeyeceğim bu konuda e, bu analiz sonuçlarının paylaşılması sonucu e, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı veya sonrasındaki veya başka ülkelerin bu eline geçti mi bilgiler ve gerçek bir uçağa dönüştü mü? Bu analiz sonuçları, tasarımlar Junkers veya başka firmalar tarafından kullanıldı mı? Dan, dan dan şeklinde spoiler vermeden sorularla bu konuyu geçiyorum. Kitabı okurken tabii bizim kahramanlarımıza tekrar şöyle bir bakmakta fayda var. Nuri Demir Ataylı Atölyesi'ndeki ee, önemli olarak iki isim Mansur Azak ve Hüseyin Hami Özger. Ee, Mansur Azak ile ilgili bir şey okuyunca içim cız etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kariyerine farklı bir alanda e, devam ettiği yazıyor. İşte yani bir insan ne düşünüyor? Tabii ki o sırada elindiği birikimleri başka bir sektörde tabii e, kullanmıştır, etmiştir. Ama gönül istiyordu ki bu süreklilik devam etseydi. Veya aynı şekilde Hami Özger atölye şefi olarak çalışıyor. Emekli deniz yüzbaşı ve yüksek mühendis. Kendisini mesela çok güzel bir şekilde teknik çizim fotoğraf belgeler bölümünde iki tane kitabının kapağı verilmiş. Hami Özger Beyefendi Deniz Makinistlerinin İmtihan Kitabı ve Buhar Makinistlerine Yakın Yol Makine Zabitlerine Ait İmtihan Soruları gibi iki kitabı çıkmış 1952 yılında. Ee, belki o da tamamen e, havacılıktan uzak bir şekilde ama tabii ki mevcut mühendislik birikimlerini kullanıp farklı sektörlerde çalıştıkları görünüyor ama insanın gönlü malum ki sürekliliği istiyordu ki süreklilik olsaydı zaten kopuş olmadan havacılık uçak üretimi meselesinde bir kopuş olmadan bugüne kadar zaten bir zincir gelirdi İşte son dönemlerde e, yapılan çalışmalarla o sektör canlanıyor malum. Bir başka not olarak ek belgelerde yerli mallar sergisinde bir gazete küpürü paylaşılmış. Sergide Nuri Demir Atölyesi'nin yaptığı teyare diye gazetede bir fotoğraf gösteriliyor. Sergi dün binlerce vatandaş gezdi şeklinde bir haber yapılmış. Bu görsel işte 1938'de yerli mallar sergisinde tanıttığı uçak ve planör modelleri için yapılmış bir haber. E, bu uçaklarda Neo 38 ve Neo 40 da e, e, tabii ki ithal motorlarla e, inşa edildi ve planlandı ve tasarlandı. Yani motorları yerli değildi. E, şimdi bu bakın yerli bir mal olmasını engellemiyor. Bu, buna biraz değinmek istiyorum. E, biraz e, yanlış ağızların yanlış bir şekilde kullandığı bir yerlilik ve onun yeni bir türevi ifade de icat edildi. Ki sadece yerli kelimesi yeterlidir, onun yanında v falan ve filan gerek olmaz. Bir ürün ya yerlidir ya da ithaldir. Onun yerlilik yüzdesi tabii ki konuşulabilir, mutlaka konuşulmalıdır. Yerlilik yüzdesi meselesi de teknik bir konudur. Yani bu da bir sosyal bir konu değildir. ...bir ürünün yerlilik yüzdesi. Bu siyasal... ...bir konu da değildir. Velhasıl benim bakış açımda... E, ...ne yüzde yüz... ...yerli olmayan bir ürünü... ...yüzde yüz olarak lans etmek doğru... ...ne de... ...sırf her bir... ...civatası veya motorunun... ...her bir sarımına kadar... ...yerli olmadığı için de... ...onu sanki ithal gibi görmek. Yani böyle ya hep ya hiç mantığı özellikle yerli imalatın moralini bozan bir yaklaşım. Bir mal ya yerlidir ya ithaldir. İthal ise yurt dışından gümrükten girmiştir bu mal. ithaldir bu kadar. Türkiye'de üretiliyorsa yüzde kaç yerlilik oranında olursa olsun o ürün yerlidir. O kadar basit. Bu konuyu futbol jargonuyla açıklamak mümkün değil. Futbol jargonuyla açıklayabilecek insanlarla konuşmak da mümkün değil diyorum. Şimdi son konuya geçiyorum notlarım arasında. Şairin gözyaşlarıyla devam edelim. 131. sayfada yazarı ağlatmışız adeta. Şairin gözyaşlarını burada görüyorum. Neo D40 projesi hakkında Türk arşivlerinde neden hiçbir belgeye rastlayamadım diye soruyor haklı olarak. 132. sayfada devam etmiş. Bir projenin yalnızca bir kısmının yani analiz safhası sadece Ava kurumunda, Almanya'daki Ava kurumunda icra edilmesine rağmen yalnızca projenin bir kısmının icra edildiği bir kurumda Türkiye'dekinden kat be kat fazla belge ve doküman elde edilebiliyor. Arşivciliğin önemi demiş yazar. Evet ne kadar haklı. Şimdi 93. sayfaya geri dönüyorum. Burada bir ifade var. İlgili Türk Bakanlığı'nın sorularını cevaplandırabilmek için bir katsayı değerini AVA'dan vermelerini istiyor Nuri Demir Ateyari Atölyesi. Yani Nuri Demir Ateyari Atölyesi muhtemelen dipnotta yazarın tahminine göre Milli Savunma Bakanlığı'yla tabii ki bu Tayyare Atölyesi, Milli Savunma Bakanlığı yakından ilgileniyor. E bu ne demek? Yakından ilgilenmek demek. E bazı bilgi ve belgelerin bazı Türk bakanlıklarında ya halen korunuyor olması olduğu anlamına geliyor normal şartlarda. Şimdi bugün yüzlerce proje yapılıyor. Ee, örneğin 2010'dan itibaren yapılmış bir sürü TÜBİTAK projesi olduğunu düşünüyorum. 1501'ler, 1507'ler, 11'ler, 12'ler şunlar bunlar. Şimdi sene 2110 olduğunda bu bilgi ve belgelerle ilgili bir teknoloji tarihçisi bir projenin peşine düştüğünde TÜBİTAK'tan o dönem ismi ismini bile değişmediğini hayal ediyoruz. TÜBİTAK'tan bilgi ve belge istediğinde arşivlerinden, 100 yıl önceki arşivlerinden e, bilgi alamadığını düşünün. Bugün yapılan projelerin e, ve özellikle başvuru projelerinin ne kadar dip detaylarda e sunulduğunu olduğunu düşünürsek o bilgi ve belgeler tabii ki şu an saklanıyor. Ama peki 100 yıl sonra arşivleme planlarının e, şimdiden e, hazır olmasını umuyoruz. Diyorum ve müsaademi istiyorum. Doktor Emir Öngünere çok çok teşekkürler böyle bir eseri literatüre kazandırdığı için. Umarım daha nice eserlerini okumak, yorumlamak nasip olur. Yeni bir yayında tekrar görüşmek üzere.